Fırat Üniversitesi Kemal Meslek Yüksekokulu 2021-2022 eğitim öğretim akademik yılı açılış töreni yapıldı. Kemal Meslek Yüksekokulu konferans salonunda yapılan törene Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Soner Özgen, Kemal Meslek Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Haşim Pıhtılı, Keban Belediye Başkanı Fethi Atlı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Yüksekokul Müdürü Doçent Doktor Haşim Pıhtılı, yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi. 2021-2022 akademik yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanı içerisindeyiz. Kıymetli öğrencilerim, geleceğimizi siz gençlerin inşa edeceğini ve geleceğimizin sizlerle güçlü olacağını biliyoruz. Üniversitemizin sizlere sunduğu akademik, sosyal ve kültürel imkanlardan en iyi bir şekilde yararlanmak için çaba gösterin. Okuyun, araştırın ve sürekli öğrenin. Siz değerli öğrencilerimizden beklentimiz, araştırmaya gönül vermiş ve topluma hizmet sorumluluğu bilinci ile mesleki yeterlilikleri kazanmış bir birey olarak mezun olmanızdır. Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ise Keban Belediyesi olarak her zaman ilçede okuyan öğrencilerin yanlarında yer aldıklarını belirterek belediyenin kapılarının öğrencileri sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Ben bize hep şey diyorum, biz ahir zaman ümmetiyiz. Biz bu ahir zamana kaldık ve imtihanlar çok ağır. Yani bir de bazen böyle eleştiriyorlar, diyorlar ki efendim Türkiye'de sıkıntılar çok. Vallahi siz sıkıntıları hiç görmediniz. Siz bu dönemde çok yaşı, diğer şey demiyorum ama biz sıkıntılı dönemleri geçirdik. Yokluğu da gördük, sıkıntıyı gördük ama Allah razı olsun şimdi anne babalar çocuklarına hiç çok sıkıntıyı ya da şey yokluğu yaşattırmıyorlar. Ne varsa çocuklar için harcıyorlar. Bizim dönemimizde öyle şeyler yoktu. Biz de biliyorduk. Onun için babalarımız anamızı çok sıkıştırmazdık. Fırat Üniversitesi'nin Türkiye'nin köklü üniversitelerinden biri olduğunu belirten Rektör Profesör Doktor Fahrettin Göktaş ise öğrencileri önemli tavsiyelerde bulundu. 1,5 yıldır biliyorsunuz COVID nedeniyle üniversiteden uzak kaldınız. Bizler de sizin kadar eksikliğinizi hissettik. Fakat bu COVID'in nasıl seyredeceği çok açık olmadığı için devletimiz bir şekilde bu sürecin devam etmesi gerektiğine karar verdi ve bizler de bu bağlamda üniversitemizi 4 Ekim tarihi itibariyle arkadaşlar eğitime başlattık ve sizler de misafirlerimiz olarak şu anda aramıza katıldınız. Ben her şeyden önce 2021-22 akademik yılının sizler için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu akademik yılda sizlere başarı, sağlık, mutluluk diliyorum. 1967 yılından beri kurulan Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birisi. Ayrıca hocalarımız çeşitli projelerle de toplumun çeşitli problemlerine yön veriyorlar. Onlara katkı sunuyorlar.